Yani şu anda şöyle bir eleştiri var. Bazı sektörlerde sığınmacılar ciddi anlamda sektörü domine ediyorlar ve siz sığınmacıları geri gönderirseniz bu sektörlerde bir boşluk olacağı söyleniyor. Bizim buradaki planımız şu: biz bir kere bütün sığınmacıların 3 yıl içerisinde vatanlarına geri dönecekleri çok ayrıntılı bir plan hazırladık. Ve bu plan içerisinde bir aşamalandırma yaptık. Bu aşamalandırmada birinci aşamada işsiz olanlar yahut çalışmayanlar yahut çocuğu okula gitmeyenler, ikinci aşamada daha az stratejik alanlarla çalışanlar, üçüncü aşamada daha dezavantajlı gruplar olmak üzere aşamalandırma yaparak Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlayacağız. Böylece o halkımızın da merak ettiği bazı sektörlerde, işverenlerin özellikle merak ettiği bazı sektörlerde bir boşluk oluşmayacak. Oradaki kasıt o ifade eden. Yani onları tespit edeceğiz. Bir planlama çerçevesinde sığınmacıları geri gönderirken aşamalandırma yapacağız ve o aşamalarda Suriyeli sığınmacıların Türkiye'deki çalıştığı sahaların fonksiyonları dikkate alınacak. Ona göre geri gönderme planı uygulanacak. Onu kastediyorum. Bizim İyi Parti'nin entegrasyon diye bir politikası yok. Şöyle, 2011 Suriye İç Savaşı başladıktan sonra biz 2015 yılında dünyada en fazla sığınmacı ve kaçak barındıran ülke konumuna geldik. Bugün şu anda göç idaresinin verilerinin doğru olduğu kanaatinde değilim. 3,1 milyon diyorlar. Sadece son 10 yılda Türkiye'de doğan Suriyeli bebek sayısı 1 milyonun üzerinde zaten. Yani bu sayının azalması mümkün değil. Dolayısıyla bizim tahminimiz, Türkiye'de 5 milyonun üzerinde Suriyeli sığınmacı var. Ve Hacettepe Üniversitesi'nin verilerine göre konuşuyorum. Suriyeli sığınmacıların doğum oranı 5,3. Türk vatandaşlarının yalnızca 1,4. Dolayısıyla buradan geleceğe bir projeksiyon yaptığımız zaman önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde Suriyeli sığınmacı sayısı 20 milyona aşacak. Böyle bir kitleyi, kütleyi entegre etmeniz mümkün değildir. Onun için Suriyeli sığınmacıların tamamının vatanlarına güvenli geri dönüşünü sağlayacak bir politikayı savunuyoruz. İyi Parti'nin göç politikasında entegrasyon yok. Çünkü entegrasyon mümkün değil. Yani belki 50 bin kişi entegre edersiniz ama 5 milyon kişi entegre edemezsiniz. Burada herhangi bir ayrım da yapmıyoruz. Tüm sığınmacıların vatanlarına güvenli geri dönüşünü savunuyoruz ki bunun en ayrıntılı planını da hazırlamış olan siyasi parti şu anda. Şimdi o çok önemli bir soru aslında bu. Şöyle, 1934 yılında Atatürk döneminde çıkan bir İskan Kanunu var ve bu kanun çok iyi hazırlanmış ve diyor ki bu kanunda bir belde, bölge, mahalle, ilçede %10'u geçemez diyor yabancı varlığı. Şimdi AKP geldi bunu 2006 yılında kaldırdı. Eğer AKP bu kanunu kaldırmamış olsaydı, yani %10 kotası olsaydı bugün İstanbul, bugün Kilis, işte Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana bu durumda olmayacaktı. Dolayısıyla bu %10 kotasının yine gelmesi gerekiyor. Yani bir memlekette sığınmacı nüfusu hiçbir şartta %10'u geçmemeli. Ama şöyle bir problemimiz var. Sayı o kadar artıyor ki bunu sağlamak da mümkün değil. Ama en azından büyük şehirlerde %10 kotasını uygulama noktasında geri dönüş ikmal edilinceye kadar %10 kotasını uygulama konusunda kararlıyız. Bunu yapacağız. Peki vatandaşlık alan Suriyelilerle O şöyle, şimdi 2013 yılında bir kanun çıkarıldı mecliste, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, ve onun bir ek yönetmeliği var ve bu kanun ve yönetmelik diyor ki, kanun diyor bunu, Suriyeli sığınmacılar geçici koruma statüsündeler. Kaç yıl Türkiye'de kalırlarsa kalsınlar kanuna göre vatandaşlık alamazlar. Eğer hükümet kanunun hilafına bu vatandaşlıkları vermiş ise bunlar iptal edilecek. Çünkü kanuna aykırı olarak verilmiş. Ama kanunlara ve nizamlara uygun olarak istisnai yollarla, ki onları da bir analiz etmek lazım, kanunlara ve nizamlara uygun olarak vatandaşlık verildiyse bunları iptal etmek hukuki olmaz. Ama biz AKP hükümetinin çok defalar kanuna aykırı şekilde kitleler halinde vatandaşlık dağıttığını biliyoruz. Bu vatandaşlıklar iptal edilecek. Geri dönüşün zemini oluşturulduktan sonra geçici koruma statüsü iptal edilecek ve tüm sığınmacı ve kaçaklar vatanlarına geri dönecekler. Sayın Erdoğan'ın kardeşim Esad'dan, katil Esed'e, katil Esed'den şimdi bugün Sayın Esed'e dönmesi arasında Türkiye ve Türk milleti çok büyük bedeller ödedi. Bir kere bunu söylememiz lazım. Yani dünyada en fazla sığınmacı barındıran ülke konumuna geldik. Türk milli kimliği varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Sığınmacılara, kaçaklara 100 milyar dolardan fazla para harcadık. Güney hattında Rusya ile Amerika ile komşu haline geldik. Çok büyük bedeller ödedik. Fakat buradaki doğru çözüm, az önce de aslında ifade ettim. Evet, Türkiye ile Suriye arasında bir müzakere ve işbirliği sağlanmasından geçer. Bu müzakere ve işbirliği sürecinin 3 ana konu başlığı olmalı: Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'de siyasi istikrar ve bununla beraber sığınmacıların geri dönüşü. Dolayısıyla bu süreç
doğru ama çok geç kalınmış, Türkiye'ye çok büyük bedellerin ödetildiği bir süreç ve bunun bazı riskleri de var. Mesela şimdi pek çok insan şöyle zannediyor veya bazı kamuoyu araştırmalarında yahut bazı sözde konunun uzmanları şöyle bir ifadede bulundular. Dediler ki efendim pazar günü işte Kayseri'de elin bir hadisi oldu biliyorsunuz geçtiğimiz pazar. Sonra pazartesi günü Suriye'de ortalık karıştı. Halbuki hiç alakası yok. Doğru bilgilendirmemiz lazım kamuoyunu. Suriye'nin kuzeyinde bizim bayraklarımıza ve askerimize gösterilen mukavemetin ve saldırının asıl sebebi Sayın Erdoğan'ın açıklamasıydı. Ben görüşebilirim dediği anda Suriye'nin kuzeyi karıştı. Neden? Çünkü siz yıllarca Suriye'nin kuzeyinde Özgür Suriye ordusunu beslediniz, büyüttünüz, eğittiniz, donattınız. Şimdi ben Esad'la görüşebilirim, görüşeceğim demek onlar için bir ölüm fermanıdır. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Dün Tel Abyad'da Afrin'de olan o saldırılar görüşmeler başladığı zaman Türkiye'nin içerisinde farklı noktalarda olabilir. Uyanık olması lazım hükümetin, İçişleri Bakanlığı'nın. Ama bu işin çözümü çok geç kalınmış da olsa yapacak bir şey yok. Suriye hükümetiyle görüşmektir. Yani bizim de buradaki şeyimiz, görüşümüz evet Suriye ile müzakere ve işbirliği ve sığınmacıların kesin geri dönüşü.